YouTube kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün YouTube kanalımızda sizlere alternatif tıpta şifalı bir bitki olan meyan ağacının köklerinden faydalarından bahsedeceğiz. Meyan ağacı Trakya'nın bu verimli topraklarında, dere kenarlarında, ırmak kenarlarında bolca yağmur alan Trakya'nın zengin topraklarında yetişmektedir. Meyan kökünün faydaları, meyan kökü neyden elde edilir dersek, meyan kökü yaklaşık olarak 2 metre civarında bir ağaç olmakla birlikte meyan ağacının köklerinden elde edilen kılçal kokuların kurtularak, sökülerek, köklar silindirilerek, ezilerek elde edilen meyan kökü bitkisi bugünlerde ve geçmiş günlerde ağzımıza sakız gibi dolanan kolanın içinde ne var, Pepsi kolanın içinde ne var, çocuğu olanın içinde ne var gibi kelimelerde böcek var, kurtlar, bilmem şu var, bu var gibi yorumlar, videolar, saçma sapan videolar çekilmektedir. Aslında Coca Cola'nın, Jojo'nun, Pepsi'nin, siyah kolanın içindeki ana maddesi meyan köküdür. Meyan kökünün kılçal kökleri kurutulup bir ezicide, silindirde ezilerek demlenip elde edilen suyuyla siyah kolanın ana bileşen maddesi olmaktadır. Meyan ağacının kökleri cilt sağlığında, sedef, egzama hastalıklarında, kaşıntı hastalıklarında, mantar hastalıklarında, her türlü cilt hastalıklarında, saç sağlığında oldukça faydalıdır. Depresyon hastalıklarında da faydalı olan meyan ağacı bitkisi panik atak gibi depresyon belirtilerini de ortadan kaldırmaktadır. Mide ve bağırsak sorunlarından da iyi gelmektedir. Uykusuzluğa da çözüm olmaktadır. El ve ayaklardaki mantar hastalıklarından meyan kökünün harcın yaprakları köklere haşlanarak elde edilen suyla cilt üzerine serilerek yapılan uygulamada her çeşit cilt hastalıklarında sedef, egzama, kaşıntı, mantar hastalıklarında, cilt hastalıklarında meyan kökü kullanılmaktadır. Meyan kökü kötü kolesterole de iyi gelmektedir. Cilt sağlığına, saç sağlığına iyi gelmektedir. Meyan kökünün, meyan ağacının meyveleri de fasulye gibi olmaktadır. Tıpkı bir fasulyeyi andırmaktadır. İşte meyan ağacının meyvesi. Bu yöreye Haziran ayındaki yağan bolca yağmurlar tolu olduğu için bitki ve meyveleri aslında tahrip etti. Yapraklarını döktü. Meyan ağacı soğuk algınlığı ve gripal enfeksiyonlarda terletici özelliği olduğundan balgam söktürücü, idrar söktürücü özelliği olmaktadır. Kadınlarda adet dönemindeki adet sancılarında azaltan meyan kökleri, kadınlarda yine 40 yaş ve üzeri olan menopoz devresindeki menopoz belirtilerini ataklarında azaltmaktadır. Karaciğer hastalıklarında, karaciğer yağlanmasında da oldukça faydalı olan meyan kökü ağrı kesici özelliği olmasından dolayı her çeşit ağrılarda, romatizma ağrılarında, kireçlenme ağrılarında, sinir ağrılarında çok faydalı olmaktadır. Kum ve taş düşürücü de özelliği olan meyan kökü mide ve bağırsakları çalıştırarak ülser tedavisinde, peptik ülser tedavisinde, gastrit reflü tedavisinde, sindirim sistemi hastalıkları tedavisinde kullanılmaktadır. Meyan kökünün çok geniş bir yelpazede bir etkisi olduğundan meyan ağacının meyveleri yine böyle fasulye gibi kapsüller içinde olmaktadır. Bu kapsüller yine fasulye gibi, siyah fasulye gibi siyahlaşıp
koyu kırmızı kahverengi arasında bir renk almaktadır. Çok güçlü bir boyar madde olan meyan kökü ağacı kozmetik sanayinde, ilaç sanayinde, boya sanayinde, gıda sanayinde, siyah kola yapımında meyan kökü çok etkili olmaktadır. Özellikle biz Türklerin yıllarca kolanın içinde ne var? Hamam böceği var. Bilmem kabuklu çeşitli böcekler falan var diye çeşitli sıra dışı teorik düşünceler üretilerek aslında meyan kökünden elde edilen siyah kolalar meyan kökünün o lezzetli, şifalı, faydalı bilgilerini gizlemek için meyan kökünün içine eklemiş çeşitli glikozlar, şuruplar, değişik bileşen maddeler, soda gibi kimyevi maddelerle meyan kökünden gelen bu lezzetli kolayı saklamışlardır. Ve gizli bir iskiz olarak da yıllarca meyan kökünden elde edilen siyah kolanın bileşeni saklanmıştır. Yabancıların en teorik düşüncesi zenginliğini daha ileriye götürmek için, halkının zenginliğini daha huzurlu refah düzeyine getirmek için ürettikleri, geliştirdikleri, uyguladıkları formülleri asla bileşenlerini, hangi bileşenlerden oluştuğunu bir sır gibi saklayarak bu sayede yap, üret, sat, kazan taktiğiyle dünyadaki diğer tüketicilerin sürekli ürünleri kendisinden almalarını sağlamaktadır. Ve bu şekilde yabancılar zenginlik katmaktadır. İşte Türkiye'nin verimli, bereketli topraklarında meyan ağacı Amerikalı şirket olan Jojo'yla Pepsi değişik kola firmalarına büyük kazançlar, rantlar getiren doğadaki şifalı bitki meyan bitkisi bu şekildedir. Meyan bitkisinin daha insan sağlığına sayısız birçok faydaları vardır. Bağışıklık sistemini güçlendiren meyan bitkisi her türlü hastalıklara karşı şifa kaynağı olmaktadır. Meyan ağacının kökü çok eski çağlardan beri insan oğlu için alternatif tıpta şifalı bitkiler olarak kullanılmaktadır. İşte sizlere bugün YouTube kanalımızda doğadaki şifalı bitkilerden siyah kola yapımında kullanılan meyan ağacından, meyan ağacının faydalarını, yararlarını anlatmaya çalıştık. Hoşçakalın.